Ortada gerçekten bir suç örgütü olsaydı Kumpasçı derin devlet mensupları, bugüne kadar Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları aleyhinde, özel görevlendirdikleri bazı sözde gazetecilere, masa başında kurgulanmış masallardan, komplo teorilerinden oluşan uyduruk kitaplar yazdırmakla, sırf algı amacıyla hazırlanmış, izlenmediği için kısa sürede yayından kaldırılan 5. sınıf kalitesiz diziler çektirmekle, bir grup sosyal medya ve gazeteciyi maaşa bağlayıp, onlara aralıksız iftira ve karalama kampanyaları düzenletmekle, birkaç kumpas tetikçisini kanal kanal dolaştırıp, hiç durmadan aynı klişe yalanları, iftira senaryolarını söyletmekle, bunlara, her programda 6 yıllık dava sürecinde bir kez dahi bahsi geçmemiş, dava dosyasında bile olmayan yeni yeni uydurulmuş sansasyonel yalanları, hikayeleri anlattırmakla, operasyondaki yolsuzluk ve usulsüzlükleri nedeniyle, görevinden uzaklaştırılıp sürülmüş bir polis müdürünü aylık maaşa bağlayıp, kara propaganda amacıyla tüm medya kanallarını kapı kapı gezdirmekle, bu eski, kirli polisin delilsiz belgesiz, mahalle dedikodusu kıvamındaki yalan ve hezeyanlarını kitap haline getirtmekle, o ne sitesinde yapıldığı gibi, gerçekte hiç var olmayan hayali mağdurlarla, The cat sat Masa başında kurgulanmış sahte röportajlar yayınlatmakla, dava dosyasında tek bir gerçek, somut, delilli, belgeli suç olmadığını çok iyi bildikleri için sırf magazinsel konularla algı oluşturmaya, karalama yapmaya çalışmakla ya cezaevinden çıkarlarsa korkusuyla arka arkaya yeni hukuksuz, düzmece soruşturmalar ve davalar açtırmakla, hukuksuz ceza kararları çıkarttırmak için talimat ve direktiflerle yargıyı ağır baskı ve tehdit altında tutmakla, kumpas davasında bile kesinleşmiş beraat kararı verildiği halde hala FETÖ bağlantısı, casusluk gibi iddianamedeki sahte mesnetsiz iftiraları gündemde tutmaya çalışmakla, psikopat, kriminal, köprü altı çakalı görünümlü tiplere, adına noktara yönelik pervasızca ölüm tehditleri, cinayete azmettirme konuşmaları yaptırmakla, ya her şeye rağmen bir şekilde çıkarlarsa paniğiyle, yargıta heyetinin, 6 yıllık dava sürecindeki binlerce hukuksuzluk ve usulsüzlüğü göz ardı ederek, talimatlı ceza kararlarını gözü kapalı onamasından sonra bile, kara propagandayı hiç hız kesmeden devam ettirmekle, beyhude yere uğraşırlar mıydı? Er geç tüm bu haksızlık ve zulümlerin hesabını verecekleri paniğini yaşamasalar, Yargıtay'ın hukuka aykırı şekilde onadığı kararın bir gün mutlaka bozulacağından emin olmasalar, kumpasın iyice afişe olduğunu görmeseler, gerçekte yenildiklerinin farkında olmasalar, bu kadar kirli bir çaba, çaresiz bir çırpınış içine girerler miydi? Takdir, yüce milletimizindir.